Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Kenan Kara ile THT geometri Kampı'nın 3. haftasının 3. videosundayız. Dik üçgende kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani öklit bağıntılarını anlatacağız. Kitabımızda da sayfa numarası 31 ve 32 işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Öklit bağıntıları ne zaman uygulanıyor? Dikten dik çizilirse, dikten dik çizilmişse öklit bağıntısını uygulayacaksın. Bak burada dikten dik çizilmiş öklit. Peki... Bunların ispatı var mı hocam? Direkt bana böyle şeyle gelme diyenleriniz. Evet ispatı var ama benzerliği gördükten sonra alfa ya da alacaksınız. Bu iki üçgenin benzerliğinden mesela bir kural geliyor. Sonra küçük üçgenle büyüğün benzerliğinden bir kural geliyor. Sonra bu üçgenle büyüğün benzerliğinden bir kural geliyor. Benzerliği işledikten sonra bunu sen de yapabilirsin ama şu an ispatı maalesef şu bilgilerle yapamam. O yüzden direkt kuralları söyleyeceğim. Kurallar da zaten kolay. Dikdendik çizildiği zaman öklit. Ama Pisagor bağıntısı da varsa o daha kolaydır. Pisagor'da da yapmanı tavsiye ediyoruz tabii ki. Dikdendik çizildiğinde 3 tane öklit bağıntısı var. Bir H'a ait, bir A'ya ait, bir de B'ye ait. Büyük üçgende A ve B kenarlarına ait. E evet. dikdendik çizildiğinde bu H'a ait öklit bağıntısı H kare eşittir P çarpı K'dır. Evet birincisi bu. H kare eşittir P çarpı K ayrı ayrı. Peki ikincisi nedir? A'ya ait öklit bağıntısı var. O da sol tarafta ya. Sola dayalı olacak. Yine a kare olacak burada. a kare eşittir. p çarpı p artı k olacak. Bak burada hemen şöyle göstereyim. Bir de b'ye ait bir bağıntı var. b kare de neye eşittir? Sağ tarafta sağ dayalı olacak. k çarpı k artı p'ye eşit olacak. Tekrarlı sağ dayalı. Ortadakinde ayrı ayrı. Soldakinde sola dayalı. Sağdakinde de sağ dayalı olacak. Bu kadar basit. Zaten sen bu üç tanesini bildikten sonra... Diğerlerini de rahat bir şekilde yapabilirsin. Mesela şöyle bir şey vermişim. A çarpı B, H çarpı P artı K vermişim. Bence bunu bilme. Bunu niye bilmeyeceksin? Bak burada ne demişiz? A çarpı B yani dik kenarlar çarpımı şurada göstereyim ayrı bir şekilde. A çarpı B. Şurası da ken, şurası da xken. A çarpı B aslında H çarpı X denilmiş. Nereden geliyor? Alandan geliyor. Üçgenin alanı A çarpı B bölü 2. A çarpı B bölü 2. Aynı zamanda x çarpı h bölü 2 de üçgenin alanı değil midir? Evet bölü 2'ler gidince zaten bu geliyor. Yani sen şu üç tanesini bil yeterli. Tamam mı dostum? Ama üç bantısı da nerede kullanılıyormuşuz? Dikten dik çizilince unutma. Hadi bakalım örneklere başlayalım. Hocam dikten dik çizilmiş. 90 sa şurası da 90 değil midir sırtı? İşte burası da 90 derece. E burada h, p, k. Valla hocam iki bilinmeyen var. Burada öklüte uygulayamam. Ama dikkat et şuradaki dik üçgende de dikten dik çizilmiş. Burada da bir yüklük bağıntısı var mı? Var. Öncelikli olarak burada uygulayalım. 2 buraya da A diyecek olursam. 4'ün karesi eşittir bak dikten dik çizilmiş. H kare P eşit. 2 çarpı A'ya eşit olacak 4'ün karesi. Yani A'yı buradan kaç buluruz? 8. A 8 iken şimdi artık şurada da arkadaşlar şu büyük üçgende de dikten dik çizilmiş yine yüklükte uygulayabiliriz. Yani 8'in karesi 4 çarpı B'ye eşittir. Evet. 8'in karesi de 4 çarpı b'ye eşittir. E burada 64 bölü 4'ten b'yi de kaç buluruz? 16 olarak buluruz. Sonra hocam x'e ait öklit bağıntısı bu çarpı tamamı diğerleriniz vardır. Evet buradan yapabilirsin ama şurada bir pisagor bağıntısı yok mu? Daha kolay. Pisagor varsa daha kolay. E 8 var 16 var. A 1 2 kök 5 üçgeninden x'i de kaç buluruz? 8 kök 5 buluruz. Yani cevap böylelikle 8 kök 5 çıkmış olur. Tamam dostum Pisagor'un olduğu yerde de Pisagor'da ihmal etme. Evet örnek 33 8 kök 5 oldu geldik. Örnek 34'e. Ne var burada? Dik üçgen Pisagor 6 8 10. Öncelikli olarak bir Pisagor bağıntısı var burada. Şuradaki onu bir yazayım. E hocam benden şu isteniyor. Bak h kare pk'yı mı uygulayayım? Ne verilmişse ona göre bir şeyler yapmaya çalışalım. Bizden x deniyor. Bak kaç kare pk işime yaramıyor. E hocam şunun karesi bu çarp tamamı deyip buraya a deyip a'yı bulup sonra x'i bulabilirim. Ama direkt halihazırda hazırda da 8'e ait bağıntısını kullanırsam eğer 8'in karesi x çarpı sola dayalı tamamı olacak. 8'in karesi eşittir x çarpı tamamı da 10. 64 eşittir 10x'den x'i de böylelikle ne buluruz? 6,4 olarak buluruz. Yani örnek 34 6,4 çıktı. Geldik örnek 35'e. Valla verilen bilgilerle şu an bir şey yapamıyorum. O zaman ek çizim var mı? Ek çizim var mı dediğimizde muhteşem üçlü orta taban ikiz kenar aklımıza gelecek. Bak 3 tane eşitlik var burada. Yani ne geldi aklına? Hocam muhteşem üçlü. Şunu çizince şurası 90 derece olmak zorunda. Bak ne oldu burada? Dikten dik çizilmiş oldu. Evet dikten dik çizilince biz bu şekilde öklit bağımsızlığı uygulayabiliriz. Tamam ama her dik üçgende de şöyle dikten dik çizeyim deme arkadaşım. Bu bir ek çizim yöntemi değildir. Bunu da sakın ama sakın unutma. Ek çizim yöntemleri deyince muhteşem işte ortalaman ikiz kenarlık gelsin. Sen bir dik üçgende şu, şu, şekildeki dik üçgende dikten dik çizersen sonuca ulaşamazsın. Burada yalnız çizdik hocam ama muhteşem üç'ten dolayı burası 90 derece oldu. Öklüt dediğimiz şey aslında bir ek çizim yöntemi değildir. Öklüt varsa uygula sadece tamam. Evet şimdi e, h kare pk mı yok ne verilmişse ona ait öklüt bağıntısı. Hocam 6 verilmiş. 6'ya ait bantısı. Büyük dik üçgende. Üçgen biraz yan yatık verilmiş sadece. 6'ya ait bantısı. Kenarda ya. Bu kenara dayalı olacak. Tekrarlı. Bu kenara dayalı bu şekilde olacak yani. 6'nın karesi de 4 çarpı 4 artı x e eşit olmak zorunda. E buradan 9 eşittir. 36 ile 4 sadeleşince 9 yaptı. 4 artı x'den x de böyle e, kaç bulduk? 5 olarak bulduk. Evet örnek 35 5 çıktı. Geldik örnek 36'ya. ABC ve BDC bir dik üçgen. Sonra 90 dereceler verilmiş. Bir de burada oranlama verilmiş. Oran isteniliyor benden. Normalde şöyle hocam FC'ye K, EB'nin uzunluğuna 2K, buraya da 6K diyebilirsin aslında ama oran isteniliyor ya. Hiç K ile ilgili işlem yapma. Sonuçta sen burayı da K'lı bulacaksın, burayı da K'lı bulacaksın. Oranladığın zaman K'lar gidecek. Bence burada FC'ye 1 diyelim. Bak bunlar altta birleşiyor. EB'nin uzunluğu ne olacak o zaman? 2 çünkü 6 yapması için. Burası da 6 olacak. Yazalım. EF uzunluğu 6, FC uzunluğu 1, bir de EB'nin uzunluğu da 2'yi yazdık. Sonra DF ve AB, bak soru beni yönlendirecek. Hocam burada üklit yapsak, şurayı bulsak, tamam DF isteniliyor. Ondan sonra hocam şurayı bulmaya çalışsak, AE istenilmiyor ki soruya bak, soruya baktığın zaman daha net bir şekilde işlem yapabilirsin. Mesela benden DF bölü AB isteniyor, o zaman ben DF'yi bulacağım, DF'a ait üçlüt uygulayabilirim. Niye üçlüt bu arada? Dikten dik çizildiği için. Dikten dik çizilmişse öklit. E o zaman uygulayalım ökliti. Nerede uygulayacağız ökliti? Şuradaki üçgende uygulayacağız. E burada benden bu kırmızı çizgi isteniyor. Yani df uzunluğu isteniyor. Hocam şuraya bir x diyecek olursam. x'in karesi eşittir. h kare p çarpı k ayrı ayrı değil mi? Yani 1 çarpı 6'ya eşit. 1 çarpı 8'e eşittir. E buradan da x'i buluruz? Kök 8'i buluruz. Kök 8 dediğimizde nedir? Bu 4 çarpı 2 olduğundan 2 kök 2'ye eşittir. Peki şunu hallettik. Şimdi gelelim AB'ye. Benden AB uzunluğu isteniyor. Bak şurası isteniyor. Tutup da işlem kalabalığı yapma. AE'yi bulmaya çalışma. E ben buradan Y isteniyor benden. Y'ye ait bantısı. Hocam büyük dik üçgen bak. Mavi üçgene bak. Mavi üçgende de dikten dik çizilmemiş mi? Evet. O zaman dikten dik çizilmişse yap ökleti. Y kare eşittir. Bak sol tarafta sola dayalı. Y 2 çarpı tamamı olacak. Y kare de 2 çarpı tamamı. Tamamı dediğimiz bak 2 çarpı 6 deme ya da 7 deme. Tamamı kaç yapıyor arkadaşlar? 9. 2, 6 ve 1'in toplamı. E buradan da y ne olacak? Kök 18 olacak. Bu da 9 çarpı 2 olduğundan 9 dışarıya 3 diye çıkar. Y'yi de böylelikle 3 kök 2 olarak buluruz. Bizden ne isteniyor? X bölü y isteniyor. E x'i 2 kök 2 bulduk. Y'yi de 3 kök 2 bulduk. Cevap da böylelikle kaç çıkıyor o zaman? 2 bölü 3 çıkıyor. Evet örnek 36 böylelikle de çıktı? 2 bölü 3. Geldik örnek 37'ye. Bak şimdi bana bak. Şu soruyu sen bir çözer misin Allah aşkına? Allah aşkına bir çöz. Çözmeye çalış ya da ondan sonra çözemezsen de gel. Yorumda da yaz. Yorumda da yorumlarda merak ediyorum çünkü. Yorumda da Güzel şeyler böyle bekliyorum. Hocam yaptım ya da yapamadım bekliyorum. Şimdi ben isterseniz çözeyim soruyu. Bak şimdi 37. soruya bakacak olursak. Arkadaşlar şurada bir dikdörtgen verilmiş. Dikdörtgenin tanımlı gereği şuradaki açılar 90 derecedir. Eyvallah. Tamam. Sonra dikdörtgenin alanı isteniyor benden. Burada da 5 verilmiş. Allah Allah sadece bir 5 verilmiş. Şunlar da birbirine eşit verilmiş. Hiçbir şey yapamıyoruz gibi olsa da arkadaş dikten dik çizilmiş. Ne var burada? Öklit. Uygula Öklit'i. E hocam h kare eşittir p çarpı k mı diyeceğim? Hayır bak h verilmemiş. Büyük üçgende 5 verilmiş. O zaman 5'e ait öklit uygulayacaksın. Bak bu da öklitin mantığı. Hangi kenar verilmişse o kenara ait öklit uygulayacaksın. Uygulayalım o zaman. E o zaman 5'in karesi şu çarpı tamamıdır. E o zaman şuraya a dedim. O zaman burası da a. Şuraya da b dersem. 5'in karesi eşittir a çarpı a artı b yaptı. Bak bu çarpı tamamı olduğundan dolayı yazdık. Eyvallah. A çarpı A artı B'yi kaç bulduk buradan? 25 bulduk. Peki devam edelim. B, C, D, E dikdörtgenin alanı. Allah Allah hocam ben bu dikdörtgenin alanı nasıl bulacağım ya? E hocam bakıyorsun hiçbir değer yok. Şu kenarlar yok. Bulamadım hocam diyenler bile vardır şu an burada. Şu, şu an burada bulamadım diyenler bile vardır. Kardeşim ben size ne diyorum? Ben size diyorum ki tamam verilen bilgileri kullan Bulduğun bilgiyi de kullan. Ama burada senden alan isteniyor. Alan deyince şu kenarları arıyorsun. Ya kardeşim dikdörtgen alan nedir? Dik kenarların çarpımıdır. E alan diyor. Şuraya yazmıyorsun. Elin çalışmıyor. Elin çalışmadığı için bazı soruları çözemiyorsun. Çalışsın bakayım ne geliyor. Dikdörtgenin alanı nedir? A çarpı şu kenar. A çarpı A artı B değil midir? Evet. A yukarıda da sen A çarpı A artı B'yi ne bulmuştun? 25 bulmuştun. Bazen işlem yapıyorsun. Cevabı buluyorsun. Ama farkında olmuyorsun. Niye? Elin çalışmadığından. Ama artık bundan sonra böyle yapmazsın diye umut ediyorum. Evet 37. soru. Alan isteniliyor. Cevap da 25 oldu. Geldik 38'e. Bakalım ne diyor. Söz abi soru. Videoyu durdur. Kendin sadece şekli çiz sonrasını beraber yapalım. Tamam mı? Çünkü bunlara da alışmanı istiyorum. Bunlardan da korkmamanı istiyorum. ABC dik üçgeninde. Rastgele bir dik üçgen çizeceğiz. İster böyle çiz dik üçgeni. İstersen şöyle çiz dik üçgeni. Fark etmez kardeşim. istediğin gibi çiz. Hiç fark etmez. Tamam mı? Ben hızlı bir şekilde çizim. Daha düzgün çizeyim. Hadi dik üçgen deyince genelde biz nasıl çiziyoruz? Şöyle bir dik üçgen çiziyoruz. O zaman ben de şöyle bir çizeyim bakalım. Şöyle ABC dik üçgenini çizdim. Hadi bakalım. A, B, C. Burası 90 derece. ABC açısı 90 derece demiş. Tamam. Burası 90 derece. AB'nin orta noktasının AB'nin orta noktası neresi? Burası. Orta noktasını belirle. Eşitleri de yazmayı unutma. Hipotenüse en yakın olduğu nokta. Arkadaşlar bir noktanın bir doğruya en yakın olduğu nokta. Bak bu noktanın bu doğruya bir sürü uzaklığı vardır. Şu 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 şu. En yakın hangisidir? Noktanın doğruya dik olduğu yer değil midir? Evet işte burada da bu noktanın hipotenüse en yakın olduğu nokta. Şuradan dik çizdiğimizde tam olarak burası değil midir? Evet şurasıdır. Dik çizdiğindeki noktasıdır. Yani burası D noktasıymış. Evet AD uzunluğu. Bu arada orta noktası neymiş? En yakın olduğu nokta D'ymiş. Tamam. AD uzunluğu kaç? 5. CD uzunluğu kaç? 13. BC uzunluğu X nedir diye soruluyor. E ne yapacağız burada hocam? Ya hocam şuradan bir kenar ortayı çizsek. Saçını başını yolarım. Ne yapıyorsun sen? Olur mu öyle bir şey? Bir şey çizdiğinde bir işine yarıyor mu? Özel bir durum oluşturuyor mu? Hayır oluşturmuyor. E o zaman sil. E hocam dikten dik çizsek. Tamam belki bu soru için çıkabilir ama dikten dik çizdiğin için değil. Orada bir ort taban oluşuyor. Bak şurada bir ort taban oluştuğu için çıkıyor. Normalde dikten dik çizdiğinde sonuca ulaşamazsın büyük ihtimalle. Bu bir ek çizim yöntemi değildir. Yani unut şimdi biraz önce söylediklerimi unut. Şuraya bak. Hocam burada ek çizim çizmem gerekecek. Verilen bilgileri kullanamıyorum. O zaman düşünüyorum. Muhteşem üçlü ort taban ikiz kenar. Muhteşem üçlü bir işime yarar mı? Ya yaramaz. O zaman orta taban. Eşitlik var ya orta taban. Eşitliğin olduğu yere kalemimizi koyduk. İki ihtimal ya buraya ya aşağıya. Hangisi? Sağa doğru çizmek daha mantıklı. Evet ort taban çizdim şöyle. Paralel burası. Madem bu ort taban çizgisi burayı iki eşit parçaya bölecek. Toplamda burası 18 değil mi? 13, 5 daha 18. Yani 9'a 9 yapacak. Buraya kaç kaldı? 4 kaldı buraya. E hocam şunlar paralel ya. 90 ya. Burası da 90 derece değil mi? Evet. Benden ne istendi? X. Yani ben şu K'yı bulursam 2K'yı da bulurum. E o zaman burada Ay bir işlem yapmayayım. Başka kare P'ye çarp K demeyeyim burada. Burada ne diyeyim? Şunu diyeyim kardeşim. K kare eşittir. Bak buradaki K'yı bulmam lazım benim. Yani şuradaki üçgende öklit bağıntısı yapmam lazım. K'ya ait öklit bağıntısı. K kare neye eşittir? Hocam bu dik üçgende bu kenara dayalı. Bu tarafından başlıyorum. Şu çarpı tamamı. K kare eşittir. 4 çarpı 4 artı 5 yani 9. 4 kere 9 36 yaptı. E o zaman k kare eşittir 36 ise k da buradan kaç gelecektir? 6 gelecektir. E bizden k değil. Ne isteniyor? 2k isteniyor. x isteniyor. 2k o da kaç çıkacaktır? 12 çıkacaktır. E 38'in soruyor? 12 bulduk. Geldik 39'a. Valla bu da çok güzel bir soru arkadaşlar. Valla durdurup yapmanızı da böyle tavsiye ederim aslında. Bir yaparsanız süper olacaktır. Sanki böyle çok az bir şey verilmiş gibi soruda ama aslında her bir bilgi verilmiş. Soru bizi yönlendiriyor. Hadi sen çöz Dur dur. Çöz. Sonra yine çözümüne bak. Şuraya bakacak olursak. Burada ABC ve BF'ye dik üçgen verilmiş. Bir de doğrusallık falan filan verilmiş. B ile DC e, birbirine eşit verilmiş. Tamam. Şu parçayla şu parça da eşit verilmiş. Bunları da kullanacağım demek ki. Şimdi sadece burası dört kökü verilmiş. Buradaki X uzunluğu isteniyor bizden. E ne yapacağız hocam? Bak soru bizi yönlendiriyor. Hocam şuradaki üçgende dikten dik çizilmiş. Öklit. Ama neresi verilmiş bana? Şurası verildiği için 4 kök 2, 4 kök 2'ye ait ürküt bantısı uygulayacağım. E o zaman 4 kök karesi yüksekliğimiz bu ya. Şu çarpı tamamı değil midir? Evet. O zaman şuraya bir A, buraya da bir B diyeyim. E şunlar da eşitti ya. Burası da A artı B mi oldu? Evet bunları da yazayım. Yazalım. 4 kök 2'nin karesi eşittir. A çarpı artı B. E burada ne A'yı ne B'yi bulabiliriz. O zaman dursun bir kenarda. Şimdi bu A çarpı A artı B'yi hatta ne bulduk arkadaşlar? 16 çarpı 2'den 32 olarak bulduk. Gelelim x'e. Hocam x büyük üçgenin elemanı bak verilen bilgileri kullanıyorum. x büyük üçgenin elemanı büyük üçgende de dikten dik çizilmiş. E o zaman ne yapacağım? Öklit bağıntısı. x a ait öklit bağıntısı x'in karesi yüksekliğe kadar şu çarpı tamamı değil midir arkadaşlar? Evet yazalım o zaman x'in karesi de eşittir. Hocam buraya kadar kısmı a a çarpı tamamı da nedir arkadaşlar? a artı b burada a artı b burada. 2A artı 2B oldu. 2 parantezini alsam. X'in karesi 2'ye en başa yazsam. A çarpı A artı B oldu. E takıldık kaldık. E, eski bulduğum bilgiyi de kullan kardeşim. Sen yukarıda A çarpı A artı B'yi 32 bulmamış mıydın? Gel burada yerine yaz. Yani X kare 2 çarpı 32'ye eşit oldu. Yani X kare 64'e eşit oldu. Böylelikle X kaç olur? 8 olur. Gerçekten güzel bir soru. Verilen bilgileri kullanmak. işte bu. Ama ücreti de nereye dayalı olduğunu böyle yapmak... İlla H kare PK mı yapacağız? Tabii ki hayır. Ne verilmişse ona ait yük bağıntısı yapacağız. İşte bu olayın mantığı bu kardeşim. Örnek 39. 8 çıktı. Geldik. Örnek 40'a. Evet ne diyor bakalım? A açısı 90 derece olan ABC dik üçgen şeklindeki bir karton şekil verildik gibi A'dan 12 cm uzaklıktaki E noktasından AB doğru parçasına dik olacak biçimde 6 santimetre kesildiğinde evet şu şekil kesildiğinde böyle kesilmiş. Eyvallah. Kağıt iki parçaya ayrılıp AB eşittir BD oluyor. Şunlar da birbirine eşit oluyormuş. Tamam. Şu verilen bilgileri kullanacağım ben şimdi. Sonra diyor ki büyük karton şuradaki karton ne oluyormuş? AD doğrusu boyunca katlandığında he, ben buradaki kartonu bak AD boyunca katlayacağım. AD boyunca katladığımda şu şekil bak E noktası buraya gelmiş. Bak 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 olaya bak. Sen bunu böyle katladığında bu buraya gelmiş. Normalde biz katlanmış şekli açıyorduk ama istersen öyle de yapabilirsin. Yani burada şekli buraya sığdıramayacağım diye şey yaptım. Önceden şeklimiz böyleydi. Katlandığında bu buraya geldi ya. Katlanmış hali açtım bu şekilde. E sonra şekli de tamamlayabiliriz ama şekli burada yapamıyorum. O zaman bu şekil üzerinde yapayım ben şekli. E burada ne oldu arkadaşlar? Katlanmış hali burada. Yani burası 6 ise burası da 6 mı? 6. Burası 12 ise burası 12 mi? 12. Hocam üstü sevinen açılarda birbirine eşit işte olacaktı. E burası 90 ise burası da 90. Şu açı ortaylar sanırım bir işimize yaramayacak. Tamam. E boşu boşuna bana şunları eşit vermemiştir. Verilen bilgiyi kullanmak zorundayım. Her zaman bunu söylüyorum. E o zaman buraya A dersem A artı 6 ise burası da A artı 6 mı? Evet. Hocam Pisagor bağıntısı var. Bak A artı 6'nın karesi eşittir. A'nın karesi artı 12'nin karesi diye yapanlar mı var hala? Geçen ders ne anlattık biz size? İşlem 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 mi yapacaksın? Bir dur bakalım. Hisset kardeşim. 12 varsa ne üçgeni olabilir? 5, 12, 13 olabilir. 5 yazarsam tutmuyor. 12 biraz tehlikeliydi. 9, 12, 15 de olabilir. 12, 16, 20 de olabilir. Ama A yerine 9 yazarsam 9, 12. Burası da 15 oldu mu? Oldu. Heh. Şimdi bizim dik üçgenimiz. Bak buraya çizeyim ben şöyle. Hop şöyle çizeyim. Şuraya kadar kısmı buldum ben. Şurası 9 burası 15 değil mi? Bak 9, 15. Ee, şurası da D noktası bizden Küçük parçanın çevresi deniyor. Şu parçanın çevresi deniyor. Burası 6 zaten. Şuradaki x'i bulursam olay bitti. Şuraya kadar kısım D ya. Şuraya kadar kısmı da 6 buldum zaten. Şuraya da A diyeyim. A'yı bulursam olay bitecek arkadaşlar. E bunu nereden bulabilirim artık? Arkadaş burada dikten dik çizilmiş olduğu. Ne var burada? Öklit. Uygula ökliti. Yani burada 15'in karesi eşittir. 9 çarpı tamamı. 9 çarpı 15 artı A değil mi? Evet. Şimdi bu 15'in karesi dediğimiz nedir arkadaşlar? Şu 15 çarpı 15'tir. 3'e bölsen 5, 3'e bölsen 3. Bir daha 3'e böl, 3'e böl 5. 5 kere 5 25 değil mi? Evet 25 eşittir. 15 artı A yaptı. A'yı da böylelikle 10 bulduk. A hocam 10 çıktı burada. Yani şurası 10 çıktı. Burası da 10 olduğu zaman 6 10. 6 8 13 üçgeninden burası da 8 oldu. E benden kesilen küçük parçanın çevresi isteniyor. Çevre de o zaman... 6, 8 ve 10'un toplamı kaç yapar o zaman? 24 yapar. Güzel bir soru. 40. soruyu böylelikle 24 bulduk. Ve geldik 41. soruya. Evet 6, 8 hemen dik üçgenden dolayı burası nedir? Hop 10'dur hocam. E ağaç uzunluğu isteniyor arkadaşlar bizden ne yapacağız? Hocam bak farklı farklı yollar var. Hocam x kare eşittir. A çarpı 10 eksi a'dan çıkmaz. Değil mi? 2 bilinmeyen oluyor. Başka ne yapabiliriz? 6'nın karesi A çarpı tamamı deyip A'yı bulup sonra burada Pisagor bağıntısı yapabiliriz bir yol. Ya da tam tersi 8'in karesi bu çarpı tamamı deyip şurayı bulup sonra Pisagor bağıntısı x'i buluruz. Bu da başka bir yol. Ama ben sana şu tavsiyede bulunayım. Bir dik üçgende bütün kenarlar belli. Tabana ait yükseklik eksikse eğer hipotenüse ait yükseklik eksikse eğer alandan git. Alan nedir? Alan dediğimiz şey hocam taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. 10 çarpı x bölü 2'dir. Aynı zamanda Dik kenarlar çarpımının yarısı değil midir? Dik üçgenin alanı. Evet. Yani 6 çarpı 8 bölü 2'ye eşittir. E burada zaten konunun başında da söylemiştim. Normalde 6 çarpı 8 10 çarpı x, x eşit diye bir formül var demiştim. Ama bilmene gerek yok. Alan formülünden yapabiliyoruz. O zaman bölü 2'ler gitti. 10x 48 yaptı. 10x 48 ise eğer buradan da x'i kaç buluruz? 4,8 buluruz. Yani cevap böylelikle 4,8 oldu. 41. soruda ve 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 böylelikle bu dersin de sonuna geldik arkadaşlar. Öklit da anlattık. Sırada ne var? Dördüncü, üçüncü haftanın dördüncü videosu var. Özel açılı üçgenlere başlayacağız. Aman Allah'ım en böyle sevme, severek anlattığım şey böyle normalde ezber bilinir ama bu konuda da bir mantık var. Bu dördüncü videoyu da çok iyi bir şekilde dinleyin arkadaşlar. 4 ve beş bizim için de aşırı derecede önemli. Gerçi dik üçgenin hepsi önemli de 4 var ya ama mükemmel. Mükemmel önemli. Neyse böylelikle bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 3. haftanın dördüncü videosunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.